Ara bölgede müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in görüşmeye ilişkin açıklaması yayınlandı. Açıklamaya göre liderler bugün 15 Mayıs'ta başlayan müzakerelerle ilgili genel bir değerlendirme yaptı ve bugüne kadar elde edilen ilerleme ile ilgili memnuniyetlerini ifade etti. Önlerinde duran, yapılması gereken işin zor olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden liderler, olumlu ilerlemeyi 7, 14 ve 29 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planladıkları görüşmelerde sürdürme kararlılıklarını da vurguladı. Liderlerin çözülmemiş tüm konularla ilgili yapıcı bir değerlendirme yaptığı ve önlerindeki müzakerelere yönelik yol gösterici bir hazırlık yaptıkları da ifade edilen Birleşmiş Milletler açıklamasında, liderler Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün bölgenin geriye kalanı içinde örnek teşkil edeceğini göz önünde bulundurarak 2016'nın Kıbrıs'a ve ötesine barış, güvenlik ve refah getirmesini umuyor denildi. Açıklamada liderlerin tüm çalışma grubu, teknik komite ve en erken zamanda barışa ulaşılması yönündeki ortak amaçları doğrultusunda çalışan partilere teşekkür ettikleri ve tüm halkın yeni yılını kutladıkları da yer aldı.